Çocuklar günaydın. Günaydın çocuklar. Allah razı olsun. Günaydın. Sağ ol hocam. Ha, yeni arkadaşlar geldiler, aramıza katıldılar. Hoş geldiniz çocuklar. Nereden geldiniz bakalım? Fen Lisesi'nden geldik öğretmenim. Zahmet etmeseydiniz biz gelirdik ya. Hoş geldiniz. Oğlum sordunuz mu arkadaşların bir ihtiyacı var mı? Bir çay falan? Ya yanlardan 50 meyve gönderdik hocam. Ne yapın oğlum böyle kıyafları? Ya, ne içer bunlar bilemedik hocam. Şimdi çocuklar, ben yazılılarınızı okudum. Hocam niye zahmet ettiniz? Ne gerek vardı ya? Çok zahmet etmedim. Çok kısa sürdü zaten. Estağfurullah. Biz de boş değiliz ha. Otur. Evet. Şimdi açıklıyorum. Arif 12. Oo! Metin 14. Oo! Hacı 3. Aa! Emre 7. Ne saçma sapan hareketler yapıyorsunuz ya? Hocam çok özür dilerim. Ben kağıdımı verebilir miyim? Ha lütfen. Sen kağıdını ver. Doğru. Kağıdını verir misin? Hocam. Evet. Kağıdını görmek normalde isterim. Normalde bunu arkadaşın size söylemesi gerekmiyor mu? Yok birader. Dün unutmuşum. Eve götürmüşüm kağıdı ya. Buyurun hocam. Evet ya. Biz hesapladık. 15 almışım ben. Ha. Oğlum hiç yani... Eve götürdün, bir kopya çekseydin, bir şey yapsaydın. Çektik hocam, ailecek yaptık, yine 15 aldık ya. Yok yani. Olmayınca olmuyor. Bence bir zorlasaydın, tek başına bir 10-11 falan alırdın hiç aileni bulaştırmadan bu işe. Tek başıma, vallahi mi hocam? Evet. Sağ olun. Adam bize güveniyor. Yalım, boşa çıkartıyor. Hadi bakalım ne yapmışsın burada? Yanlış bu. 21 almışsın. Cenan 21. 21 mi? Ben 9 puanı nereden kırdım lan acaba? 9 değil lan, 6 ters bakıyorsun. Ters. Ha, doğru. Buyurun hocam. Evet, şimdi sınavda yaptığınız saçma cevapların üzerinden geçip demişim ki, sormuşum. Demişim ki size ilk sorum, dünya demişim haritasını ilk kim çizmiştir demişim. Resmi iyi olan biri çizmiştir hocam. Güzel, zor çizdi. Nasıl çizecek ki başka? Helal olsun lan sana. Değil mi? Kim çizmiştir yavrum? Piri Reis çizmiştir öğretmenim. İşte cevap bu. Tamam, demek ki onun da resmi iyi. Mantıklı. Başka nasıl çizecek ki? Yani mantık olarak evet, doğru. Evet, demişim ki ikinci soruda, demişim ki Osmanlılar'da demişim. İtfaiyecilere ne denir demişim. Kolay gelsin denir hocam. Doğru. İnsanlık o zaman. İnsanlık ya. Selamını vereceğim. O şey tabii. Ama ne denir, ne isim olur? Evet yavrum. Tulumbacılar denir öğretmenim. Kesinlikle. Evet, evet hocam. Hatta o tulumbacılar hiç gerek yokken cenazede tulumba dağıtırlar yani. Helal olsun adamlara. Helal olsun. Aynen öyle hocam. Hatta bu tulumbacılar günümüzde lokmacılar ve künefeciler olarak ikiye ayrılıyor. Aynen. Tabii her sokağın başında görünüyor da lokmacılar battı sonra. Aynen. Benim enişte de girdi de o işe. Okulun yanındaki mi hocam? Hocam. Ha, orada o açtı da onu. Oğlum ne saçmalıyorsun ya? Taçma sapan cevaplar veriyorsunuz, bir de dalga geçiyorsunuz benimle ya.